Evet, Skype bağlantımıza başlıyoruz. Savaş Çorlu'yla ve Galatasaray'ın gündemini detaylıca değerlendireceğiz. Savaş, günaydın, hoş geldin yayınımıza. İyi pazarlar diliyorum. Günaydın. Günaydın sevgili izleyiciler. Herkese iyi pazarlar. Selamlar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bir bir başlayalım. İstersen Gomis'in performansıyla başlayalım. Çünkü bütün gazetelerde bugün Gomis'in hakkının teslim edildiğini görüyoruz. Performansını, attığı gollere ve tabii ki Galatasaray'ı sırtlamasına vurgu yapılmış. Aslında Hürriyet gazetesindeki haber kıymetli. Savaş, oradan girelim istersen konuya. Sezon başında çok merak ediliyordu. Cagne ile mi yollar ayrılacak yoksa Gomis'le mi? Okan Buruk gerçekten de doğru kararı vermiş gibi görünüyor. Senin yorumun nedir bu konuyla ilgili? Ya ben her zaman biliyorsun çok doğru söylemeyi seven bir insanım. Şimdi geçtiğimiz hafta eleştiriliyordu. 3 haftalık dilimde evet gol atan her zaman haklıdır. Galip gelen her zaman haklıdır. Ama sevgili Ezgi şimdi geçen hafta Seferovic ve Gomez'in etkisiz kaldıkları için kötü oyunla mağlup olan bir Giresunspor maçı var. Evet Alanyaspor maçı, Antalyaspor maçı son dakikada gelen bir galibiyet. Burada keza aynı şekilde son dakikada gelen bir galibiyet Ümraniyespor karşısında. Ama bunu süreklilikte ne kadar yapabilirsiniz, ne kadar kullanabilirsiniz? O da tabii ki biraz tartışmaya açık. Evet iki tane çok önemli gol attı. Galatasaray iki gol attı, bir gol yedi. Üç haftada daha fazla atabilir miydi? Atabilirdi. Antalya Spor dün Trabzonspor'a 5 attı. Öyle bir galibiyet aldı Antalya'da. Bu da çok önemli. Ama bir gerçek var. Bunu devam ettirmek lazım. Bunu ne kadar devam ettirebilirsiniz? Ne kadar işte 85'te oyuna girip 90'da gol atabilirsiniz? Ya da 80'de oyuna girip 10 dakikada gol atabilirsiniz? Şu an itibariyle 3 hafta itibariyle 2 haftasında Gomez başarılı. 2 tane altın değerinde 3 puan kazandırdı. Ama bunu ne kadar sürdürebilir olur ya da Gomez ne kadar oyuna sonradan gittikten sonra gollerini atmaya devam eder. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Kısa vadede evet ama Cagne gibi Mustafa Muhammed gibi oyunculardan sonra birisi 30 yaşında birisi 22 yaşında oyuncuyu gönderip 37 yaşındaki Gomez'in kalmasını ben o zaman eleştirmiştim. Şu an itibariyle kısa vadede olumlu gözüküyor. Seferovic henüz daha tam olarak oturmadı. Antrenman maç eksiği var. Bunlar tamamlanması halinde belki Seferovic formayı hiç vermeyecek ya da böyle devam etmesinde Gomez ilk 11'e de gidebilir. Ama bir taraftan da golcü arayışları sürüyor. Bunların hepsini 3 haftalık dilime baktığımız zaman 2 haftasında çok iyi ama önümüzdeki haftalarda çok daha net konuşuyoruz. Kısa vadede Gomez iyi işler yapıyor. Doğrudur. Savaş, aslında şunu da konuşmak lazım. Yani bu kadar transfer yapılmışken ve bu transferlerin çoğu da yıldız oyuncu tabir ettiğimiz isimler. Bu transferler kadroya katıldığı halde bizim hala sezon başında belki de gözden çıkartıldı dediğimiz Gomis'in ismini bu kadar telaffuz etmemiz Galatasaray'ın belki de ne kadar hazır olmadığını gösteriyor bize. Bunu neyle açıklıyorsun? Nasıl açıklıyorsun? Özellikle Galatasaray gol yollarında neden bu kadar etkisiz kalıyor? Sevgili Ezgi, gol yolunda etkisiz kalmasının en önemli etkilerinden bir tanesi yeni transferlerin takıma geç katılması. Mesela Mertens'in burada oyuna sonradan girdikten sonra Galatasaray'ın takım halinde daha iyi oynaması ya da Lucas'ın bu hafta 11'de başlaması, Mitchell'un çok formda gelip bir hafta oynayıp 11'de daha sonra sakatlanması, takımdan ayrılması, beklerin tam olarak daha oturmaması, iki tane kamp dönemine rağmen biz Patrick Bannault'un performansını eleştiriyorsak, eğer Sacha Boey bu takımda gönderildiği iki tane kampa, bak net söylüyorum iki kampı alınmadı. Burada tek başına çalıştı. Hatta 1,5 milyon liraya takımdan ayrılıyordu. Omar'ın sakatlığı sonrası apar topar bir lisans çıkarıldı. Ve o Sacha Boey bu maçta çok net söylüyorum eğer en iyilerinden bir tanesi ise bana göre Lucas'la beraber en iyi iki oyuncudan bir tanesiydi. O zaman burada bir yanlışlık var. Bu takımın bu kadar iyi olduğunu iddia ediyorsak hala eksikler var. Ve iki tane kamp görmemiş, takımdan ayrı kalmış Sacha Boey bu maçın en ilerinden bir tanesi ise birçok eleştirilmesi gereken bir konu var tabii ki. Ama forvet konusunda Galatasaray 3-4 senedir çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Alınan forvetlerin, oynayan forvetlerin en büyük eksikliği değil mi ama en büyük sıkıntısı geçtiğimiz sezon da bunu yaşadı Galatasaray 3 forvet içinde. İstedikleri toplamaları alamadıkları, bekledikleri topları alamaması. Gomis de burada mesela zaman zaman topu kendisi istiyor. Seferovic çok fazla istekli ama beklediği topları alamıyor. Bu da takımın yeni olmasından dolayı takım yavaş yavaş oturur ama 3 hafta geçti. İnşallah takım daha da oturur ama hala böyle bir hazır imalesi vermiyor bize. Oyuncuların isteksizliği var. Mesela Kerem'i az önce haberler dedi. Kerem'deki performans düşüklüğü, Yunus'un Adanaspor performansından şu an tam olarak oturmaması, orta saha oyuncuları savunmada özellikle Nelson'la Abdülkerim Bardakçı'nın bu hafta Abdülkerim Bardakçı son dakikada yapmış olduğu hamleyle
3 puanı kurtaran isim oldu. Ama maç içinde baktığın zaman hala bireysel hatalarını görebiliyoruz. Bu da yeni bir takım, normal. Ama bir an önce daha iyi olması lazım. Bir taraftan bakıyoruz şimdi, Vakame isimleri geçiyor. Kanat oyuncusu. Vakame'nin de aşağı yukarı 3 aydır maç yapmadığını biliyoruz. En son Trabzonspor formasını geçtiğimiz sezon son maçta forma girmişti. Bir transfer içindeki belirsizlik artı transfer planlaması daha önceki yıllarda olduğu gibi belki gecikmelerden dolayı Galatasaray'ın şu andaki o tam hazır olmamasının sebebi olabilir. Bu çok önemli bir etken bence. Yani normalde Gomis oyuna giriyor, golünü atıyor. İstediği topları son dakikada olsa bulabiliyor ama bu her zaman böyle olmaz. Takımın biraz daha çalışması lazım, biraz daha istekli olması lazım. Bireysel performansların daha da artması gerektiğini düşünüyorum ben sevgili Ezgi. Kerem'in performans düşüklüğüne bir parantez açalım istersen Savaş. Zira bu önemli. Taraftarın da kendisinden beklentisi büyük. Az önce foto maçta neden düşüşe geçtiğini maddeler halinde sıraladık. Bilmiyorum senin haberin mi? Hem beklediği teklifleri alamadı. Hem yıllık ücreti çok oyuncuları diğer oyuncuların altında kaldı. Hem artık diğer yıldızların da biraz isim olarak arkasında kaldı. Ve bu nedenle mutsuz olduğuna dair haberler. Gerçekten Kerem mutsuz mu şu anda Galatasaray'da? Şimdi en sonunda söylediğinden başlayayım sevgili Ezgi. Önce oynayacaksın, sonra alacaksın. Yani önce hak edeceksin, sonra alacaksın. Kerem şu anda bakıldığı zaman zam almayı hak etmiyor. Geçtiğimiz sezonun başına gidelim. 800 bin TL oynayan Kerem olağanüstü işler yaptı. Çok iyi bir performans gösterdi. 10 katı maaşla 8 milyon ve sonra 9 milyon, 10 milyon TL'ye yeni bir sözleşme imzalandı. Dolayısıyla Kerem'in evet yurt dışından geçtiğimiz sezon talepleri vardı. Her Avrupa maçından sonra sen de burada haberleştiriyordun, hatırlayacaksın. Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan Kerem'i izlemeye geliyorlar. Kerem'e şu kadar teklif. Tekliflerin resmileşmemesi mutlaka etki etmiştir. Ama bugün sakın ha Kerem, örnek göstereyim. İşte Abdülkerim Bardakçı 17 milyon TL alıyor, 16 milyon TL alıyor. Ben de 8-9 milyon TL alıyorum. Bunu bir iyileştirme. Önce oynayın ya. Önce oynayacaksın, sonra alacaksın. Yunus Akgün de aynı şekilde. Oynayın. Biraz daha göz önünde bulunun, yaptığınız işlerle zam istemeye bir nevi yüzünüz olsun. Şu andaki futbol, ben Kerem Aktürkoğlu'nu kendim yerime koymuş olsam zam isteyecek bir performans sergilemiyorsun. Eğer zaten oynarsan yönetim gereğini yapar. Yönetim geçmişte de yaptı, bugün de yaptı. Nelson şu anda takımda kaldı. Nelson'a da yapacaktır. Nelson'un da mutlaka bir iyileştirme yapıp serbest kalma maddesini daha yukarıda çıkacaktır. Ama oynamanız lazım. Kerem bugünkü performansıyla 3 haftalık, hatta geçen sezonun son maçlarına bakacak olursak Okan Hoca'nın da vücut diline bakalım. Bu sezon 3. haftada ilk kez Kerem oyundan aldı. Eğer bu Kerem üzerine koyamazsa, futbolunu biraz daha geliştirip geçen senekimize o iyi seviyelerini yaşatmazsa bir anda kendisini kulübede bulur. Barış Arkay Yılmaz geliyor. Belki o bölgeye yeni bir transfer yapılacak. Kimse vazgeçilmez değildir Galatasaray'da. Herkes eksiklerini görüp ona göre hareket etmesi lazım diye düşünüyorum. Ve Okan Hoca'nın ilk kez bu hafta 3 haftalık günde kötü oyuna rağmen oyundan almıyordu. Bu hafta oyundan alarak Kerem'i, hatta biraz da erken olarak gösterdi Kerem'e olan tepkisini bence sessizce. Peki, o zaman hemen bir de transfer gündemini özetleyelim Galatasaray'ın istersen Savaş. Transferde hareketlilik herhalde bu hafta devam edecektir ama ben gerçek anlamdaki o hareketlerin bugün ayın 21'i, belki o Danimarka, Norveç'te Olsen transferi bu ay sonuna kadar bitebilir. Çünkü çok ciddi görüşmeler yapılıyordu. Araya maç girdi. Sayın Dursun Özbek, Allah rahmet eylesin, annesinin vefatı. Transferde bir çok büyük hareketlik yoktu ama durağı anlaştı. Nolsen transferini kısa vadede bekliyorum. Diğer golcü ve kanat transferlerini, hatta belki de bir bek transferini, 3-4 transfer bekledim, hep dile getiriyordum. Bunu da 1 Eylül'den sonra olabileceğini düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de transfer 1 Eylül'de bitiyor. Türkiye'de 8 Eylül'de bitiyor. Orada boşa çıkan ya da işte anlaşma sağlanamayan, gözden çıkan oyuncularla beraber ben 1 Eylül'e doğru Galatasaray'daki transfer hareketinin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Vakeme hazır bekliyor. Vakeme Galatasaray teklifi 1 milyon 750 bin euro civarındaydı. Yeni bir teklif yapmazsa. Vakeme Galatasaray Trabzon maçını izliyor. Vakeme Galatasaray bekliyor. Ama Vakeme de Galatasaray için bugün itibariyle kurtarıcı olur mu? Gerçekten tereddütlerim var. Şöyle, Vakeme geçtiğimiz sezonun en kaliteli futbolcularındaydı. İlk 11'e yazılan sezon sonundaki önemli futbolcularından bir tanesi. Herkes tarafından karmaya yazılmıştı. Ama 3 aydır top oynamıyor. Ve Vakeme'nin gelişi, yaşında itibariyle düşünürsek, yaşı da 33 oldu. Bu da biraz beni açıkçası düşündürüyor. Bakayım, çok değerli, çok kaliteli bir oyuncu ama Galatasaray gelirse hemen forma şansı bulamayacağı için birazcık tedirginliğim var bu konuda açıkçası. Savaş Çorlu, çok teşekkürler yorumların için. Tekrar iyi bir pazar diliyorum sana. İyi pazarlar diliyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.